Arkadaşlar merhabalar. Kaldığımız yerden dersimize devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda tek yönlü doğrusal bağlı listede başa eleman ekleme işlemini gerçekleştirmiştik. Onu bir metotla gerçekleştirmiştik arkadaşlar. Başa ekle diye bir metodumuz vardı. Ve if şartıyla eğer düğümümüz hiç yoksa ilk onu oluşturuyorduk. Yok düğümümüz varsa else kısmında bu işlemi gerçekleştiriyorduk. Main kısmında da bu şekilde bir işlem yapmıştık. Bu dersimizde arkadaşlar başa değil de sona eleman ekleme işlemini gerçekleştirelim. Şimdi şunu kopyalayacağım arkadaşlar, zaman kaybı olmasın. Kopyaladım. Şöyle biraz aşağıya indim. Yapıştır. Artık metodumuzun ismi başa değil sona olsun. Gene aynı şekilde 2 adet parametre alsın. Tabii geri dönüş değeri gene aynı şekilde not tipinde bir pointer, adres döndürecek yani. Burada tabii gene sona da eklesek önce bir sorgulayalım bir if şartıyla. Listede hiç düğüm var mı? Yani hiç boş mu? Yani ilk düğümün olmaması demek listenin boş olduğu anlamına geliyor zaten arkadaşlar. O yüzden hiç önemli demiştik. Boşsa ne yapıyorduk? Oluşturduğumuz yeni düğümü buraya heed olarak güncelleyerek ekleme işlemini gerçekleştiriyorduk. Else kısmında arkadaşlar else kısmında tabi burada bir geçici düğüm oluşturduk. Gene geçici değil de ekleyeceğimiz düğüm, temp düğümü oluşturuyorduk. Datası keydi. Next'i artık heed değil arkadaşlar. Çünkü son düğüm ne yapıyordu? Son eklenen düğümün next'i null'ı gösteriyordu. Şuradaki point'te bunu anlatmıştık. Son düğüm hep null'ı gösteriyor arkadaşlar. Yani başa eklesek, sona da eklesek hep son düğüm null'ı gösterecek arkadaşlar. Bu tek yönlü doğrusal bağlı listenin kuralıydı. O yüzden burada o işlemi yaptık. Şuraya dikkat etmenizi öneriyorum. İsterseniz son düğüm null gösteriyor diye bu şekilde yorum satırıyla bu kısmı önemli olduğunu belirtelim. Artık heat temp diye bir şey olmayacak arkadaşlar. Çünkü ekleyeceğim bu düğüm heat olarak değil, başa değil, sona ekleyeceğiz. O yüzden burada biraz işimiz var arkadaşlar. Onu hemen şurayı sileyim. Şöyle şurayı da sileyim arkadaşlar. Tamam. Şimdi oluşturacağım eleman bu. Düğüm bu. Ancak son düğümü bulmamız gerekiyor. Ki son düğümün devamına ekleyebilelim. Son düğümümüzün özelliği neydi? Null'ı gösteren düğüm son düğüm. Oradan bulacağız. Hemen onu bulalım arkadaşlar. İkinci bir temp geçici bir düğüm oluşturacağım ben arkadaşlar. Çünkü burada traverse işlemi gerçekleştireceğiz. Yani döngülerle düğümler arasında gezinerek son düğümü bulacağız. O gezinme işlemini temp 2 diye bir düğüm oluşturalım. O düğüm aracılığıyla gerçekleştirelim ve ilk heyetten başlasın. İlk düğümden başlasın. While diyorum arkadaşlar. Temp 2'nin next'i eşit olmadığı sürece null'a. Yani son düğümü bulana kadar dön diyorum. Temp 2 eşit olsun. Temp 2'nin next'i mi? Burada şurada ne yaptık? Her döngüde bir sonraki düğüme geç dedik. Tabii son düğümü bulunca artık null'ı görünce döngüden çıkacak. Ve burada şunu yapacağız arkadaşlar. Temp 2'nin next'i eşit olacak temp'e. Temp dediğimiz şurada oluşturduğumuz element. Gördüğünüz gibi şurada oluşturduğum elemanı temp 2'nin next'ine ekle dedim. Temp 2'nin next'i zaten şu yukarıda döngü işlemiyle son düğümü bulmuştu arkadaşlar. O yüzden bu şekilde bir şey oluşturdum. Şurayı yukarı çekeyim arkadaşlar. Gene return hit. Yani ilk düğümümüz dönebilir. Herhangi bir ilk düğüme dokunmadık ama ilk düğüm adresi gene sonuç itibariyle dönsün diyoruz. İlk düğümü oluşturdu. Şurada isterseniz şuraya şöyle bir de mesaj verelim arkadaşlar. cout listenin sonuna eleman eklendi diyelim. Şurada da düğüm ekleme işlemi gerçekleştirildi. Listenin başına
diyelim. Aradaki farkı görelim arkadaşlar. Çünkü burada bir önceki dersimizde başa eleman eklemeyi görmüştük. Şimdi sona eleman ekleme işlemini göreceğiz. O yüzden aradaki farkı görmek için bir mesaj verelim. Sonuna eleman ekleyin. Evet. Şimdi main kısmına geliyorum ben arkadaşlar. Ne yaptık? Burada başa 4 tane başa eleman eklemiştik. Hep başa eklemiştik. Birkaç tane de sona ekleyelim arkadaşlar. Şöyle 2 tane de sona ekleyelim. Ama burayı baş değil de artık son diyelim. Şuna da son diyelim. Sona ekle, sona ekle. Tabii 44 olmasın. Sona biraz daha büyük sayılar ekliyorum arkadaşlar. 100 ve 200. Bu şekilde anlaşılması için farklı bir sayı girdik. Ve en son bunu döngüyle ekrana yazdıracağız arkadaşlar. Şimdi F11'e bir test edelim. Bastım F11'e. Şurada bir hata eksik var. Onu bulalım. Temp 2'nin next'i. Büyüktür işaretini koymayı unutmuşuz. Onu ekledim. F11'e tekrar basıyorum. Evet. İlk düğüm oluşturuldu dedi mesaj. Listenin başına düğüm eklendi. Listenin başına düğüm eklendi. Listenin başına düğüm eklendi. Yani burada 3 tane başa ekleme. Bir de şu var. İlk düğüm. 4 tane başa ekleme işlemi var. Listenin sonuna eleman eklendi. Listenin sonuna eleman eklendi. Burada da 100'ü ve 200'ü gördüğünüz gibi en son 200'ü sona eklemiş arkadaşlar. Burada buna dikkat etmemiz gerekiyor. İsterseniz bir tane daha ekleyelim. Şurada hemen geliyorum. 200'den sonra şunu kopyalayalım. Yapıştırdım. Bu sayı arkadaşlar 300 olsun. 300'ü tekrar bakalım. Sona ekleyecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 300 sonda. Tabii bu aşamada başa ekleyebilir miyiz? Tabii ki ekleyebiliriz. Bir de başa ekleyelim. Şurada bir daha yapıştırdım. Bunu sona değil de başa dedim ve başa farklı bir sayı ekleyelim. 500 diyelim arkadaşlar. Başa 500 eklesin. Her ne kadar son satırda olsa da o en başa ekleyecek. Hemen F11 ile bir test edelim. Gördüğünüz gibi en başta 500 var. En sonda 300 var zaten. En son sona eklemeyi 300 ile bitirmiştik. Başa eklemeyi de 500 ile bitirmiştik. Burada arkadaşlar bu uygulamamızla başa sona ekleme işlemini gördük. Tek yönlü doğrusal bağlı listede sona eleman ekleme işlemini bu şekilde gördük. Bu derste yazdığımız kodların tamamı burası arkadaşlar. Ayrıca şurada da test ederek ekrana yazdırdık. Bir zamana bakayım. Arkadaşlar tabi bu main kısmı biraz böyle karışık oldu. Bir sonraki dersimizde bunları biraz daha düzenli şekilde ekleyerek kullanıcıdan alırız değerleri. Şimdi bu dersi de burada bitiriyorum ben arkadaşlar. Şöyle en son şekliyle main kısmını göstereyim. Ayrıca sona ekle metodumu da bu şekilde göstereyim. Başa ekle metodumuzu daha önce görmüştük ama önceki dersimizde gene onu da göstereyim. Bu şekilde bitiyor zaten. Bir sonraki dersimizde kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.